az önce Mutezile mihnesinden bahsetmiştiniz de, yani Mutezile mihnesinde etkin olan Hanefi kadılar veya Hanefi alimler de vardı. Sonra onlar Bağdat'tan dışlandı ve Maveraünnehir'e gitti. Aslında bu Mutezile mihnesi bir Hanbeli mihnesine dönüşüp reycileri tamamen hem Bağdat'tan, merkezden hem de İslam dünyasından dışlama çabası haline gelmedi mi yani? Yaptıkları iş buydu, değil mi hocam? Zaten Ali Bey, burada bu Mutezile mihnesi 15 yıl sürdü. Evet. Asıl aklı mahkum edip Mutezile'nin şahsında aklı mahkum edip rey taraftarlarını mahkum edip uzun bir karşı mihne başladı ve bugün devam ediyor. Evet, hala devam ediyor yani bu mihne. Buna biz Hanbeli karşı mihne diyoruz, biliyorsun. Evet. Ben o konuya girmedim şu anda. Ama şimdi işte Ebu Hanife'yi nasıl dönüştürdü? Bu ben biraz da onu bahsedeceğim. Evet. Ebu Hanife'nin eserlerini nasıl dönüştürdü? Şimdi değerli arkadaşlar, Ebu Hanife'nin herkes Ebu Hanife'den bahsederken Fıkhül Ekber'le başlar. Evet. Fıkhül Ekber'le başlamak yanlıştır. Fıkhül Ekber de Ebu Hanife'nin görüşlerini ihtiva etmektedir ama Fıkhül Ekber üzerinde Mihne hadisesinden sonra kalem oynamıştır. Ve bugün maalesef hala İslam dünyada Fıkhül Ekber'in sağlıklı bir karşılaştırma, tahkikli bir metnini yayınlamış değil. Buradan ilgili arkadaşlara duyurulur. Evet. Yani bu tek bir nüsha halinde bize ulaşan Fıkhül Ekber'de hangisi? Ben açık söyleyeyim. Batı Hanefiliğinde, Doğu Hanefiliğinde, yani Maveraünnehir Hanefiliğinde Ebu Hanife'ye ait Fıkhül Ekber'den bahsedilmez. Evet. Ebu Hanife'ye ait Fıkhül Ekber'den bahsedilen kitap Fıkhül Ebsat. Bu İmam Ebu'l-Muynen Nesefi'nin Tafsiratü'l-Edillesindeki alıntıyı eğer ararsanız Fıkhül Ekber diye naklettiği, bunun Fıkhül Ebsat olduğu açıkça görülecektir. Ama hocam İmam Maturidi'nin Şerh-ı Fıkhı Ekber'i var elimizde. Yok o O Ali Bey, o Maturidi'ye ait değil. değil. Ebu Hanife'nin bu nispet edilen Ebu Hanife'nin Fıkhül Ekber'ine ait şerhlerin hiçbirisi Maturidi'ye ait değil, Semerkandi'ye de ait değil. Sonradan nispet edilen şeyler. Onlar üzerine son zamanlarda ciddi makaleler yazılmaya başlandı. Evet. Onun için o şerhül, yani Fıkhül Ekber hikayesi çok enteresan bir hikaye. Bu hikayeyi çok ciddi bir şekilde incelemek lazım. Ben çalışmalarımda bunu fark ettiğimde, ya acaba Ebu Hanife'yi hangi eserden anlamaya çalışalım? Fıkhül Ekber'e baktım, Fıkhül Ekber'e el değmiş. Çünkü Hammad oğlu Hammad yoluyla gelen bize Fıkhül Ekber'de efendim evliyanın kerametinden tuttun, işte kesti vesaire bir takım şeyler o dönemde hiç tartışılmayan Kabir efendim azabından da işte bahsediyor mesela. O dönemde efendim olmaması lazım, değil mi? Kabir azabından bahsediyor Fıkıh Ekber'de. yani bunların işte hepsinin tek tek analitik olarak incelenmesi lazım Ali Hocam. Evet. Şimdi bu eser o zaman anladım ki Fıkhül Ekber bir kere Doğu Hanefiliğinde, yani Horasan Mavaran Hanefiliğinde böyle bir eser bilinmiyor veya biliniyor ama dikkate alınmıyor. Ebu Hanife'ye nispet edilen kendi eser yazmadı. Hepimiz biliyoruz. Bu eserlerin hangisini peki esas alacağız? Ben bunu araştırdığımda Ebu Hanife'ye nispeti en sahih görüşler itibariyle, onun da birçok varyantı mektup, değişik zamanlarda yazılmış mektuplar var. Ebu Hanife'nin Basra'daki Osman el-Bedki'ye yazdığı irca konusundaki risalesi. Bunun 2-3 farklı mektuplaşmaları vardır. Bize Ebu Hanife'nin cevabı ulaşmıştır. Ama ben Selim Ağa'da İstanbul'da bu irca risalesi diye de bilinir. Risale Osman el-Bedki'nin başka bir nüshasını da, yani aynı ama bazı farklılıklar olduğunu gördüm. Bunları bile tahkik etmiş değiliz yani. Onun için bunları genç araştırmacıların nüshaları bulup yeni bir tahkikinin yapılması gerekmektedir. Sonra ikinci sırada El Alim vel Mütalim geliyor. Yani Fıkhül Ebsat'tan da güçlü, Fıkhül Ekber'den de güçlü. İkinci sırada El Alim vel Mütalim. Üçüncü sırada Fıkhül Ebsat, dördüncü sırada Fıkhül Ekber, sonra Vasiyye. Vasiye, evet. Onun için ben bu sıralamayı sahihlik derecesine göre daha önce yaptığım araştırmalarımda yaptım ve dikkat çektim. Ama bunu pek
okuyup dikkate alan olmadı veya bu yönden dikkatten çekmedi. Benim amacım Ebu Hanife'yi anlamaya nereden başlayalım? Şimdi bu o kadar önemli ki arkadaşlar, Ebu Hanife'nin bu iki risalesi, Risale-i İla Osman el-Betti ile efendim El-Alim ve El-Mütallim'in, değerli arkadaşlar ben onların rivayet zincirlerini falan aldım. Burada yani biliyorsunuz zaten Kitab-ül Alim ve El-Mütallim'in başında, Risale-i Osman el-Betti'nin başında var. Şu anda elimde de var Kitab-ül El-Alim ve El-Mütallim'de. Hemen şuradan bakın. Rivayet sene bu eseri rivayet eden işte Ebu Hanife. Ebu Hanife'den Ebu Mukatil es-Semerkandi bu soru cevap şeklinde kaleme alıyor notları. Sonra düzenliyor. Ondan sonra sırayla gidiyor yukarıya doğru. Muhammed bin Mukatil el-Razi, sonra Ebu Süleyman el-Cüzcani, sonra Ebu Vekir el-Cüzcani, sonra İmam Ebu Mansur el-Maturidi, sonra Pezdevi, Abdülkerim Pezdevi, sonra Ebu'l-Muin el-Nesefi, sonra Hasan Burhaneddin Ali el-Belhi, sonra devam ediyor ve bu şekilde bize kadar bu metin ulaşıyor. Yani burada şeyi görebilirsiniz. Evet. Diğer Risale-i Osman el-Betti de böyle. Peki bunu Maturidi'ye nasıl yansıdığını nasıl görebiliyor muyuz? Yani bu eseri rivayet ettiğine göre bunu Darül Cüzcaniye'de yıllarca okutmuş olmalı. Evet. Ve bunu mutlaka eserinde kullanmış olmalı. Şimdi Maturidi'nin tevilatına baktığınızda bu metin özellikle Kitab-ül Alim ve Mütalim ve Risale-i Osman el-Betti Maturidi'nin hakikaten hani bir çekirdek düşünün, bir atom bombası nasıl büyük bir tesir bırakıyor ve büyük bir alan oluşturuyor. Evet. Aslında bu Alim ve Mütalim hakikaten Maturidi'yi Maturidi yapan eser. Şöyle Maturidi'ye asıl bakış açısını kazandırıp meseleleri Ebu Hanife'den daha da ileriye taşıyarak onu sistemleştiren fıkha, tefsire ve kelama uygulamaya, ilimleri ayrıştırarak her üçünde de aynı şekilde uygulamasına sebep olan çok önemli bir metindir. Bu metni, ben bir bu metni çok önemsiyorum, bir de bu Siyer-i Kebir, bu İmam Maturidi Siyer-i Kebir'in bir şerhini okuttuğunu kaynaklar haber veriyor. Her ikisi de İmam Azam Ebu Hanife'nin ve İmam Muhammed'in o akılcı ve reyci metodunu kavrama bakımından son derece önemli iki eser. Peki bu eserler Maturidi'ye nasıl yani etki etti? Maturidi'nin biliyorsunuz Kitab-ı Tevhid açarsanız, Tevilat'ı açarsanız orada ya doğrudan doğruya Ebu Hanife'nin ismini zikrederek bir eserin ismini vermeksizin. Evet. İkincisi Ebu Hanife'nin hem ismini hem eserin ismini verdiği yer var. Üçüncüsü hiç zikretmeksizin ne eserini ne de Ebu Hanife'nin ismini zikretmeden onun görüşlerini savunduğunu görüyorsun. Fakat o her üçünü yani dikkate alıp eseri İmam Ebu Hanife'nin Alim ve Mütallimi ile Ebu Mansur el-Matur'un tevilatını bir karşılaştırma yapsanız bazen motamot Ebu Hanife'nin kullandığı ifadelerin bizzat kullanıldığını görürsünüz. Şimdi ben onlardan bazı örnekler vereceğim. Arkadaşlar mesela ama hemen şunu da söyleyeyim. Ebu Hanife'nin İmam Maturidi Ebu Hanife'nin bir mukallidi değil. Evet. Bakın. İmam Maturidi Ebu Hanife'yi sadece bir aşama olarak gördü. Yani ilmi birikimlilikte bir seviye olarak onun fikirlerini, onun yöntemini kullanarak fikirlerini çok ileriye taşıdı. Ve öyle görüyorsunuz ki Ebu Hanife'nin hiç kullanmadığı deliller kullandı. Ebu Hanife'nin izah etmediği ve kayda geçmemiş görüşlerden yani kendi görüşlerini ortaya koydu. Bazen Ebu Hanife'yi bizzat eleştiri adıyla değil ama mesela Ebu Hanife imanda tasdiki kabul edip tasdik ve ikrarı rükün olarak kabul ettiği halde İmam Maturidi sadece tasdiki esas aldı. Mesela muhtemelen İmam Maturidi mukallidin imanı tartışılmadı ama ifadeleri ona yakın duruyordu. Yani mucizeler ve peygamberin gösterdiği
efendim getirdiği kitabı ya da onun ahlakı bir delildi falan, onun üzerinden kabul edenleri de ya da icmali olarak kabul edip ayrıntılarını delilleri olarak kabul edemeyen, henüz o seviyede olmayanların imanı da kabul ediyor Ebu Hanife. Ama Maturidi mesela mukallidin imanını kabul etmedi. İmam Maturidi, Ali Bey bilmiyorum bu konuda siz ne düşünürsünüz? Hani içtihat eden isabet etmiş veya yani isabet etse doğruya da ulaş, hata etse sevap vardır. Mesela Ebu Hanife'nin bu konuda görüşü nedir? Siz fıkıh kaynaklarında ne diyorlar? Muhatti edendir hocam. Allah katında belirlenmiş tek bir doğru vardır. Bir konuda yapılan içtihatlardan sadece biri musiptir, diğerleri hatalıdır. Muhatti eden olduğu için yani. Peki Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin şahsında ona nispet edilen ikisi de doğrudur, sevap alır diye bir görüş var mı? Yani içtihat etmelerinden dolayı o peygamberden nakledilen habere istinaden hata eden bir, isabet eden iki sevap alır görüşünde var. Ama içtihat etmekten dolayı o. Ama işte o Ebu Hanife şeyde, İmam Maturidi'de içtihat eden sevap değil, doğru tektir, hata yapmakla şey olmaz diye karşı çıkıyor. Mesela. Diğer taraftan bazı yine bazı konular var Ebu Hanife'nin benimsediği ama Ebu Hanife'ye rağmen İmam Maturidi'nin farklı düşündüğü konular da var. Ben onlara çok ayrıntılı girmek istemiyorum ama İmam Ebu Hanife de İmam Maturidi de bir sistem adamı olarak bir akılcılığı benimsedikleri için yöntemde sonuçta aynı noktalara varıyorlar.